Veysel Bey öldürüldüğü gün Yakup Bey, Recep Bey ve Süleyman Bey burada kahvede oturmuşlar. Siz ne zaman gördünüz? Ben sabahtan 8.30'lara doğru Paşa Çilingir'le geldi Recep. Oturup çay içkeni görmedim ama sabahtan geldiğini gördüm yani. Bu arabalan yani dikkat çekti yani Pala Recep. Bu arabalan gelmesi sabahtan. Bir tek burada Pala Recep vardı yabancı olarak. Sabah gördüğünüzde emin misiniz? Eminim. 8:20'lerde yani 8, o aralarda yani ertesi gün bir olay olunca vurmuş deyince ha dedik la bak Pala Recep de bugün dün geçmişti buradan. Yani biz de hesabı kendi kendimize yaptık yani. Nebali günahı onların boyununa. Peki neden öyle düşündünüz? Dedikodulardan dolayı düşündük mesela. Normalde kendi arabasından gelip çıkardı. Mesela bazen geçiyor da kendi arabasına uğrayıp burada mesela çay içiyor. Binde bir mesela yani biz rastlıyoruz mesela bu şekilde ama. Yani o gün orada polis de sordu bize cinayetten sonra yani buraya yabancı gelen kişi var mıydı? Ha biz tabii kimse söylemeyince biz niye söyleyelim? Kendi akrabası söylesin. Peki sabah Yakup Bey kahvede miydi tek başına falan? Yok sabahtan Yakup Bey'i görmedim. Ben sadece Yakup Bey'i saat 5'te geldiğimde gördüm burada. Yakup Bey kamandı kahvedeydiler. 7-8 kişi oturuyorlardı. Hasan dayı vefat etmişti. Adam bir tek oğlu getirmiş buradan aşağı babasının cenazeye. Bunlar gitmemiş. Cenazeye kalabalık insan lazım olduğu için. Yakup da benimle beraber geldi yani. 2'de gittim 3'te gittim o yalan. 5'e çeyrek kala veya 5'e çeyrek geçiyor oralarda. Tekrar buraya geldik işte cenazeyi getirdik. Buraya yerleştik oturduk masada aynı Yakup. Kaçta geldiniz buraya? 6:30 gibi işte 7 gibi öyle bir şeydi yani geldiğimizde. Harun dedi ki hadi gidelim dedi Yakup'a. Aynı masada oturup çay içiyorduk biz. Dur dedi abiyi bir arayayım dedi öyle gidelim. Giderken dedi bana önüme gelsin diye. Abimi arayayım dedi yani. Aradı ulaşamadı. Ondan sonra kalktı gittiler bunlar. Biz tabii herkes evine gitti. Yapan cezasını çeksin yani. Bu konuştukları hep yalan. Dolanın üzerine gidiyor bunlar. Hep atlatma üzerine. Veysel dayı tüfeğe böyle taşırdı omuzunda. Şöyle böyle önüne asmaz diye. Buraya böyle atlardı tüfeği. Ben Veysel dayı buraya tüfek astıp da gittiğini bilmem. Ama tüfek önüne düşmüş. Nasıl düşmüş onu bilmem. Neyse çıksın ortaya. Şimdi Selim Bey. Selim Bağcı şunu iddia ediyor. Diyor ki biliyorsunuz hani Pala Recep gelmişti ya sabah. Ayşe'nin gönderdiği eşyaları getirmeye. Onunla beraber gelirken Recep geldi diyor. Fakat bakın ardından enteresan bir şey söylüyor. Buraya geldi jandarma dedi ki yabancı biri geldi mi o sabah köye? Baktım diyor. Aa. Yakup söylemedi. Kimse söylemedi. Biz de söylemedik Recep'in geldiğini diyor. Şimdi bakın sonradan da diyorsunuz ki niye faili meçhul kalıyor bizim işler? Yani insanlar bildiklerini o an söyleyeceksiniz ki o gün araştırılacak. Evet. Sonra arkadan dedikodu onu dedi bu bunu dedi. Bak Selim diyor ki sabah geldi oraya Ayşe'nin abisi. Bize de sordular jandarma buraya yabancı gelen kimse var mı dedi. Baktık ya sülaleden kimse söylemeyince biz de karışmayalım diye söylemedik diyor. Ben sabah gördüm diyor. Yakup da diyor o arada abisine abi gel beni karşıla diye diyor. Ben abimi bir arayayım gelsin beni karşılasın dedi ama ulaşamadı o sırada diyor. İşte saatte diyor 5:30-6 gibiydi diyor. İkinci bir söylediği daha var. Ben size sordum nasıl taşıyor diye. Hani sen Yakup Bey göstermedin silahı ama yani Selim Bey de diyor ki böyle taşırdı. Yani şöyle tutardı silahı, şöyle dururdu tüfekle diyor. Yani böyle durmazdı ki nasıl silahın böyle üzerine düştü diyor. Şimdi bunu herkes yani bunları herkes yıllardır orada konuşuyor. Şimdi işte biz mikrofona ulaşınca konuşmaya başladı insanlar. Zaten kendi işlerindeki dedikodu devam ediyor. Şimdi bak o da sabah geldi diyor. Sabah gelmedi. Hı? Sabah gelmedi Recep. Recep sabah hani öğleden sonra servise paşa aldı geldi önü kamanı. Hatırlıyorsun yani. Abimin yanından almış gelmişti. Paşan kendi de söylüyor. Benim bu konuşan ne diyor peki şimdi konuşan Selim Bey? Sabah 8:30'da. Ben sabah 8:30'da zaten hocam evdeydim. Sabah 8:30'da ben kahvede değildim. Yani sabah saat 9:10 gibi ben kahveye geçtim. Sen geçtiğinde kahvede kim vardı? Kahvede ben ne bileyim ben kim vardı kahvede. Yani, kahve insan doluydu. Recep Bey yoktu. Yoktu ben görmedim. Recep Bey kahvede yoktu ben gittiğimde. Ama olsa görürdün. Sonradan mı geldi Recep kahveye? Recep sonradan geldi servis getirdi onu. Hani sonradan. Yeğenim getirdi servisten getirmiş. Peki hiç sana söyledi mi? Hani Ayşe niye döndü hayır, evine? Hayır hayır hayır. Sonra bir gün evvel yengemle de. Yengem aşağı gönderdiğimiz zaman. Bir gün evvelinden abim evde kimin yanında kavga etti? Yani ben evdeydim. Kimin yanında kavga etti? Ben anlamıyorum ki. Kavga falan olmadı. Kavga falan olmadı. Peki Ali Bey sizin yanınızda Recep size hiçbir şey söyledi mi Ayşe ile Veysel arasındaki bir kavga ile ilgili? Hiçbir şey bana söylemediler. Ne hiçbir şey söylemediler. Ay, olsa size de söylemez Recep miydi? Zaten, onu bilemem. Yalnız Recep'in oraya kalıp gitmesi benim yanımdan gitti. Tamam. Şimdi eğer Recep Bey hani Veysel ile Ayşe arasındaki problemi ama Recep Bey ve karı koca arasındaki problemi konuşmak için hiç. Damadın oraya gidiyorsa siz de onun abisisiniz.
Size de söylemez miydi ya? Bak, hiçbir ben şey gideceğim... söylemediler Mucanım. Hiçbir şey söylemediler bana. İşte ama normalde ya, söylerdi diyorum. Söylerdi ama hiçbir şey söylemediler. O hani zaman kavganın olmadığı anlamına yani gelir. Ya da şöyle söyleyeyim. Veysel Bey o gün Gürgen yatağa gidip kavga ettiyse... hani sana şöyle söylemez mi? Ali bak, yani Veysel gelmiş bizim orada olay çıkarmış. Ben de gideceğim onun bir kulağını bükmeye. Sen de kardeşinle konuş falan gibi. Hayır, öyle bir şey konuşmadı. Hiç konuşmadı. Hayır, işte... konuşmadı da yani böyle bir durum olsaydı sana anlatır mıydı diye soruyor. Onu bilemem acaba. Söyler mi, söylemez mi? Hiç söylemedi bu zamana kadar. Yani sen abisi olduğun için değil mi? Hani bak abisi olarak Mito'nun kulağını büklemesi lazım. Bu zamana kadar hiçbir şey söylemediler bana. Evlerinde kavgalarını, gürültülerini, hiçbir şeysini söylemezdi. Abin kimseye bir şey söylemezdi kolayına. Abin değil ama Recep Bey eğer Veysel'le gidip kavga etmeye gidiyorsa... Ali Bey'e de bunu söylerdi diyorum normal şartlarda. Söylemedi. Şimdi burada bir nokta var. Şimdi yengem, ben Samsun'dan gelmeden önce yengemle telefonlaşıyoruz. Yengem şu kelimeyi kullanıyor bana ya. Benden tarafa konuş. Seni vurulan kocan. Benim abim. Olduk seferi onları telli olar için. Şimdi yengem bu kelimeyi bana kullandığı zaman benden tarafı konuş dediği zaman açık konuşuyorum, şüpheleniyorum. Ya yengem tetiğe asıldı, yengem bir katil tuttu. Buna kocasını aramıyor. Ben burada yalan şurada, konuşup da, ben burada yalan konuşup da, yani katile zaman tanıtamam. Peki Ayşe Hanım dediniz mi benden tarafı? Telefonda bunu bana dedi. Hayır, doğruları konuş dedim. Ve bir de beni getiren paşa Ali dedi ya geçendeki paşaya. O konuda değiliz bana. Yok demedim asla demedim. Ben diğer taraf konuş dedim. Doğruları konuş dedim. Bir dakika. Ben onun için gelin olmadı. Oğlumdan gelin de sorun ya. Oğlumdan gelin de sorun ya. Doğruları konuş dedim. Ben dedim Gürgen yatakta duruyorken kim için dayak yedim? Şurada kim için yedim? Yenge bizim için yedim. Ve o zaman doğruları konuş dedim. Bir de bir dakika müsaade edin. Bir dakika dur. Ama Erol Bey'den siz... Hayır. Sizin tarafta olacağına dair çok emindiniz aslında buraya ilk geldiğinizde. Hayır, doğruları konuşacağından emindim. Böyle iftiralarla geleceğinden emin değilim. Bir dakika, benden sonra yorum ama ben bak dinliyorum sizi. Ondan sonra doğruları konuşacağım ama bunu güzel gene şey etmişler. Ama Allah diyor ki doğruları konuş dedim, benden taraf ol demedim diyor. Hayır, asla. O kelimeyi kullandım. Hayır. Benden taraf ol dedi. Hatta buraya ilk girişimde de aynı işaret etti. Benden doğruları konuş demedim. Ne işaret etti? Şöyle yaptı, benden tarafa konuş diye. Hayır, yayında ama dün dedi ki doğruları konuş. İnceleyin, yayında çıkar. Doğruları konuş dedi bana demedim bir canım, dünkünü dinleyin. Yenge doğruları konuş dedi. Hadi bu yalan dedi ya, hadi bu yalan dedi. Benim oğlumdan, gelinimle ne uğraşıyorsun sen ya? Hiç uğraşmıyorum ama onlar sana... Sen malını mı kürsün? Sen tutar benim gelinden ne alacaksın ya? Sizin oğlunuzla gelininizi açar mı? Ne alacaksın? Bunu bana ne çek ya? Bir dakika, bir dakika. Sen benim babam mısın ya? Ali Bey, sizin oğlunuzla gelininizi Ayşe Hanım mı aramış? Aramış. Konuşuyorum, ağabey konuşuyorlar benimle. Ben sana demiş... Ben bize tarafa konuş demiş... Ben malımı mümkün satıp sana bir hediye alacağım. Ne demek bu ya? Benim babam değil bu. Kime söylüyor bunu? Gelininize mi söylüyor? Benim gelinime söylüyor. Ne anlatacakmış ki sizin gelin? Bilmiyorum artık ne anlatacakmış artık. Onu beni mi ikna edeceklermiş? Ya yalan konuşmasın. Biz bu iftiralar... Ay ya vallahi şunları dinleyin. Yine söylemeyiz ya. Sen doğru bir cevap. Bak hala dedi beni aradı dedi. Diyor ki sen doğru bir cevap. Bizim tarafımızla konuş bizi kurtar. Ben sana malımı yerimi satıp sana bir hediye alacağım. 40 sene sonra bir ev almış onu satıp kimseye böyle veremem. Böyle dedi diyor. Beni bağlasın da ben gene konuşurum diyor kız. Kime sen demiş onu? Onun abimi gelinine diyor. Oğlunu arıyor, oğluna ulaşamıyor, uyuyor. Oğlunun telefonu, hanımı bakıyor eşinin telefonuna, ondan konuşuyor yani. Ama onlar... Asas Hüseyin'i arıyor. Peki Hüseyin ne söyleyecek orada? Artık Hüseyin'in tarafını, Hüseyin onun...